Merhaba. Buyurun. Sabah konuşmuştuk telefonla, ben Müfit. Ha, hatırladım seni. Geç otur şöyle. Teşekkürler. Evet. Çay söyleyeyim sana, içer misin? Çok sağ ol, teşekkür ederim, almayayım ben. İyi. İşimize bakalım o zaman. Senin ne kadar nakine ihtiyacın var? 50 bin kadar. 50 bin kolay. Sen ne zaman geri ödemeyi düşünüyorsun o parayı bana? Gelecek ay öderim. Tabii şey, faiziyle. Herhalde. Yalnız baştan anlaşalım. Öyle erteleme falan kabul etmem ben. Merak etmeyin tabii ki. Öderim yani. Hiç merak etmeyin, sorun yok. Vallahi benim bir şey merak ettiğim falan yok. Senedin günü geldiğinde ödemezsen faiz katlanır. O zaman da evini kaybedersin, kafeni kaybedersin. Madem öyle şey, ben bu konuyu biraz daha bir enine boyuna düşüneyim istiyorum. Sen buraya gelirken zaten böyle olacağını düşünmedin mi? Düşündüm. Düşündüm tabii. Düşünüp geldim de ya bir durumuma bakayım istiyorum. Yani biraz daha derinlemesine düşünmem gerekiyor. Müfit kardeş, bizde sar yok. Sen bilirsin. Evet, yani çok teşekkür ediyorum. Şey, size kolay gelsin. Müfikciğim bak ne diyeceğim sana. Benim bu Değirmen Köy'deki arsa var ya. Yine mi aynı mevzu Müfikciğim? Yine aynı mevzu Müfikciğim. Ama ben yine satalım diyeceğim. Ben de yine satmayalım diyeceğim. Evet ama bu sefer durum biraz ciddi. Yani sıkıntılarım biraz büyük. Bak Müfit, sen istersen satarız. Ama yazık ediyorsun, pişman olacaksın. Çok kısa süre içerisinde oralar çok değerlenecek. Biliyorum, biliyorum ama yani başka türlü de yapamam. Evde oturuyoruz, malum satamayız. O yüzden ben arsayı gözden çıkardım. Kararın kesinse ne yapalım? Siteyi koyalım o zaman. Koy Efe'ciğim, koy koy. Kararım kesin. Müfit! Efendim? Ben eşiyim, Müfit Bey şu anda uygun değil. Müşteri mi buldunuz? Tamam. Tabii ben kendisine iletirim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hayatım, ne yapıyorsun? Müfit, bizim paraya mı ihtiyacımız var? Bu da nereden çıktı şimdi? Sen duştayken telefonun çaldı, Refik aradı. Ben de açtım. Refik, ya arsa meselesi. Benim bir arsam vardı da uzun süredir değerlendiremediğim. Böyle duruyordu. Değerlendireyim dedim, satışa çıkarayım dedim. Bakalım ne olacak. O yani, arsa meselesi. Yeni bir şey değil yani. Yok canım, yeni bir şey değil. Yani hele ihtiyaçtan hiç değil. Ben de bir şey var sandım, endişelendim açıkçası. Olsa sana söylemez miyim? Merak edecek bir şey yok. Endişelenecek bir şey yok. O zaman bugün öğlen uğrayayım sana ofise ha Refik'cim? Aşkım. Kapatıyorum. Canım, ben çıkıyorum. Alışveriş yapmam lazım. Evde hiçbir şey kalmamış. Sonra derneğe uğrayacağım. Tamam, bak keyfine. Tamam. İşim erken biterse kafeye uğrarım, yemek yeriz. Ya ben kafeye gitmeyeceğim herhalde. Bazı işlerim var yapılacak. Aa, ne işin var? İşte belge dairesine falan uğrayacağım. Bir de bankaya gideceğim. Yani sıraya gir falan, şimdi uzun sürebilir. Tamam canım, haberleşiriz. Tamam, anlaştık. Ya nerede kaldı bu kadın? Vazgeçti galiba. Gelmeyecek mi acaba? Vallahi bilmiyorum ki Müfit'ciğim. Geleyim konuşalım. Ben zaten kararlıyım dedi ama sonra da bir ses çıkmadı. Geldi. Hayatım. Ne diyeceğim?
neden bana hiçbir şey anlatmıyorsun? Niye benimle hiçbir şey paylaşmıyorsun? Ya ben seni üzmek istemedim ama pek de başarılı olamadım galiba. Aklıma bir şey takıldı. Sen nasıl buldun beni? Takip falan mı ettin yoksa? Yok, etmedim. Numarayı telefondan aldım. Müşteriymiş gibi davranıp aradım. İlanı internette gördüm, söyledim. Arkadaşından da arsayı neden elden çıkarmak istediğini öğrendim. Paraya sıkışmışsın. Doğru. Doğru ama bu geçici bir süreç. Yani endişelenecek bir durum yok. Müfitciğim, ister kalıcı bir süreç olsun, ister geçici bir süreç olsun. Önce gelip benimle konuşmanı isterdim. Ha biz bir hayatı paylaşıyoruz. Yani dertlerimiz de ortak, sevinçlerimiz de ortak. Çok haklısın. Kusura bakma. Tamam. Ama arsayı elden çıkarmıyorsun. Bu konuyu birlikte halledeceğiz, tamam? Anlaştık mı? Anlaştık ama. Bir daha da benden hiçbir şey saklamayacağız. Söz. Canım, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.